ekranına ve yeni hayata hoş geldiniz. Ben Nefise Karatay, değerli hocam Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte bugün yeni hayat planımız içerisinde en çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri olan yaşlanma planını konuşacağız. Bu dönemi nasıl geçirmemiz, nasıl planlamamız gerektiğinin detaylarını anlatacağız. Ama isterseniz öncelikle bugünün öne çıkan diğer konu başlıklarını kısaca bir göz atalım, ardından karşınızda olacağız. Menopoz döneminde kadınlar hormon takviyesi almalı mı, almamalı mı? Menopoz meselesi ile hormon meselesinin bu kadar çok gündeme gelmesinin birinci nedeni... Yumurtayı tavada mı tüketmek yoksa rafadan mı tüketmek? Menemen yerseniz çok başınız sıkıntıya girmez. Koşmak kalbe zarar verir. Bunu hep yaptığınız zaman hep stres altında kalırsınız. Bu nedenle maratoncular çok uzun yaşamaz. Diyet içecekler ritim bozukluğuna yol açar diyebilir miyiz? Artık diyet ama kötü niyet. Bu programda bizim anlatmak istediğimiz şey iyi hayatın yol haritası. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Hocam yeni hayat planı diyoruz. Programımızın da ismi yeni hayat. Bize yeni bir hayat lazım dedik. Ve bu planlama çok önemli. Neler yapmamız gerekiyor, neler yapmamamız gerekiyor. Ve bunun içerisinde aslında en çok dikkat çeken konulardan biri de yaşlanma süreci ve bunun bir planı olmalı diyorsunuz. Evet. Şimdi bizim hepimizin bir yaşlanma planı var mı, olmalı mı, neden olmalı? Bir kere var mı sorusunun cevabı maalesef yok. Maalesef yok. Bugüne kadar 45 yıla yaklaşıyor hekimlik hayatım. Binlerce insanla karşılaştım. Tedavi ettim demeyeyim, sağlam insanlar da geliyor bana. Ama gördüğüm şey, bu insanların zenginlikle fakirlik ilişkisi yok. Eğitimle bile ilişkisi yok. Çoğunun bir iyi yaşlanma planı yok. İkincisi, bu yaşlanma planı için lazım olan, ben bir plan yapayım deseler, bu planı yapmaları için gerekli eğitimleri de yok. Bu eğitimlerde onlara yardımcı olacak maalesef doktorlar da yok. Dolayısıyla hala kişi doktorla ilişkisini hastalanınca kurması gereken bir ilişki gibi algılıyor. Ve çoğumuz hala 50 yaşından sonra vücudumuzun artık yavaş yavaş çoraklaştığını, gücümüzün azaldığını, hem zihinsel hem bedensel hem de ruhsal gücümüzün azalacağını düşünmeyip yatırım yapmıyoruz o alana. Ama yaşlandıkça biz ihtiyaçlarımız artıyor, hastalıklarımız, hastalanma ihtimalimiz artıyor. Bir kenara bir şeyler koymamışsak sosyal olarak, bir kenara bir şey koymamışsak ekonomik olarak, bir kenara bir şey koymamışsak yedek sağlık olarak kötü yaşlanma. Tabii iş işten geçmeden. Hak ediyoruz. Dolayısıyla mesela bu hafta karşılaştığım bir şeyi size anlatayım. Bir hanımefendi, size gelme sebebim dedi, ortopediste gittim ben dedi. Evet. Ortopedist bana dedi ki senin bu dizlerindeki problemin nedeni senin 95 kilo olman, haklı ortopedist. Evet. O nedenle ben size geldim. Bu dizlerimin sağlamlaşabilmesi için doktor bana ameliyat teklif ediyor. Ama önce git bir kilo ver, sonra gel çünkü benim takacağım protezle bir süre sonra çalışmayacak sende bu kiloyla. Evet, onun için size geldim. Peki sen bu ortopedistin söylediği kiloyu vermediğin zaman dizine takılacak olan protez dışında tansiyonun da düzgün çalışmayacağını, kalbinin de düzgün çalışmayacağını, kanser riskinin artacağını, damar sağlığının alt üst olacağını biliyor musun? Bilmiyor. Farkında değil. Peki birkaç sene sonra horlamaya başlayacağını, uyku apneleriyle gece uykularını mahvolacağının farkında mısın? Farkında bile değil. Dolayısıyla hepimizin özellikle gölge çizgisi olarak kabul ettiğimiz 50'li yaşlara yaklaşırken, 50'yi geçirmeden ama 60'ta da tabii yapabiliriz, 70'te de tabii yapabiliriz. Biraz geç kalarak yapabiliriz. Yani bu hayat tiyatrosuna ne zaman o oyunun iyi kısmını oynayacağımız kararı bize bağlı. Tamam ama genelde bizim eğitimlerimize bunu halkımıza anlatmamız lazım ki özellikle 30'lu 40'lı yaşlardan sonra hepimizin bir yaşlanma planı olması lazım. Ben çalışma hayatımı 70'inde nasıl sürdüreceğim? Ben 70'inde hangi ekonomik imkanlarla gireceğim? 70'inde ben emekli olduktan sonra yani bugün hepimiz haklı olarak feryat ediyoruz emekli maaşları düşük diye ama o emeklilerin çoğu genç emekliler. Yani bir dönem Türkiye emeklilikte yaşa takılanlarla konuştu. 40'lı 50'li yaşlarda birçok insan emekli oldu. O insanlar bir süre sonra eğer çalışmazlarsa o paranın yetmediğini görecekler kendilerini. Dolayısıyla ben yaşlanınca ne üretebileceğim? Kendim için, ekonomim için,
ruhsal sağlığım için, bedensel sağlığım için, daha da önemlisi içinde yaşadığım toplum için. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, ömürler uzuyor. Bu uzayan ömürler bebeklik çağındaki veya gençlik çağındaki ömürler olarak kayda geçmiyor. 70'ten sonrası uzuyor. Yani normalde 65-70'i bulan eskiden eyvallah derdi. Şimdi evet. 80'e bile razı evet, değiliz. Çoğumuz 90 istiyoruz diyor, 100 istiyoruz diyor. Peki tamam onu istiyorsun da onu taşıyacak o yükü 80'in 90'ın sana bindirme ihtimali olan yükleri taşıyacak beden ve ruh sende var mı? Ya da para sende var mı? Ya da akıl sende var mı? Akıl sağlığın yerinde mi? Ya da sosyal çevren ne durumda? Ben emin olun kendim kadar arkadaşlarıma da bakmaya çalışıyorum. Nedeni şu, onlar sağ kalmazsa benim yaşlanmamın bir anlamı yok ki, yalnız kalır. Doğru. Yalnız bir yaşlılık tek kişilik masada yemek yemek kadar sıkıcıdır. Ve o yaşlılık uzatamazsınız da. Yani network'ünüz daralmışsa, tabii, yaşamınız uzasa bile akıl yaşınız düşer. Evet, akıl yaşınız da düşer. Yani belleğiniz bozulur. Dolayısıyla hep bizim bir yaşlanma planına ihtiyacı var. Artık bizim bu programı izleyen herkes hem kendisi için hem de telefon açarak eşi dostu için böyle Osmanlıca bir yaşlanma planı meselesinden bahsetti. Şu NTV'deki programı bir de siz bakın, bu yaşlanma evet, planı meselesini bir anlamaya çalışın demeliler. Evet. Peki neler yapmalı, nasıl bir plan oluşturmalı, neye göre davranmalı? Şimdi Nefise Hanım, tabii yaşlanma planınız var mı diye ben sorduğunuz zaman ne yiyeceğiz hocam diyor. İlk sorulara bu. İlk onu soruyorlar. Hiç kimse bana ne yemeyeceğini sormuyor. Ne yiyeceğini soruyor. Ne kadar hareket edeceğini sormuyor. Nasıl daha iyi uzanırım, uyurum diye soruyor. Yani hep kolay tarafına kaçıyoruz. Aslında vücut o mikrodoz travmalarla, mikrodoz streslerle, mikrodoz egzersizlerle, mikrodoz uykularla da kendini yenileyip genç tutma ya planlanmış olan bir yapılanmaya sahip. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bir, benim biraz önce söylediğim gibi ileri yaşlarda yaptığım işi yapabilecek miyim? Ya da bu işten beni bir kenara çekilmem gerekiyorsa yapabileceğim o yaşlardaki uygun fizik yapıma, ruh yapıma uygun ikinci bir işi şimdiden öğrenmem lazım. Birincisi bu. Çünkü tabii, ne zaman yaşlısınız sorusunun tek cümlelik bir cevabı vardır derdi nedir? Rahmetli Demirel. Yapacak bir işin olmadığı zaman yaşlısındır. Dolayısıyla emekli de olsanız yapacak bir işiniz olması lazım. Bir şey yazmanız, bir şey çizmeniz, bir şey okumanız, bir şey öğretmeniz, bir şey anlatmanız, bir şey üretmeniz lazım. Bir amacınız olmalı. Bravo. Yani ikigai. İkigai yani hayatın gayesi, Japonların ikigai felsefesi bu. Beni hayata bağlayan, sabahleyin yataktan zıplayarak bile, hoplayarak bile olmasa bile keyifle uyandıran bir hedefim olması lazım. Bu birincisi. İkincisi, bu hedefi gerçekleştirebilecek sağlığa sahip olmam lazım. Yani sağlam bir kalp, sağlam bir damar sistemi, sağlam bir akıl, sağlam bir böbrek, sağlam bir karaciğer yetmedi. Bu sistematiği yürütürken güncel ihtiyaçlarımı karşılayabilecek bir ekonomik geliri hala sürdürebiliyor olmam lazım. Çünkü 100 lira maaş alıyorsanız emekli olduğunuz zaman size emekliliği olduğunuz sistem 50 lira maaş vermeye başlıyor. Çalışmıyorsun kardeşim, sen oturuyorsun, ben sana nasıl aynı parayı vereyim diyor haklı olarak. O zaman sizin bir 50 lirada kazanacak sistemi önceden kendinize öğretmeniz ve sisteminize sokmuş olmanız lazım. İş yerinizden ayrılıyorsunuz, sosyal ilişkileriniz zayıflıyor. Yalnızlaşıyorsunuz. Ona göre önceden bir sosyal ağ kurmanız lazım. Bir sosyal network kurmanız lazım. Dolayısıyla yaşlanma planı dediğimiz plan bir şehir planı gibidir. Şehir Nazım planı nasıl önemliyse o kadar önemli bir iştir. Nereye sokak, nereye cadde, nereye meydan, nereye kültür merkezi, nereye adliye, nereye karakol, nereye okul yapacağınız gibi siz yaşlanma planınızı yaparken o planın içine nelere koyacağınızı, çocuklarınızla ilgili, mümkün olduğu ölçüde eşinizle ilgili, mümkün olduğu ölçüde pek çok planı yapmanız lazım efendim. Kimle yola çıkılmalı yaşlanma planı için? Kim bize eşlik etmeli? Kendiniz öncelikle. Öncelikle kendiniz. Yani iyi bir eğitim, iyi bir farkındalık diyelim eğitimden de ötesi kendiniz. Ama beraberinde daha önceki tecrübeler, yani mesela benim en çok okuduğum kitaplar kişisel hayat hikayelerdir. Yani Behpi Koç'un başından ne geçmiş merak ediyorum ben. Sakıp Sabancı'nın başlarında geçmiş merak ediyorum. Ya da yakın zamanda çıktı Cavit Çağlar, anılarını yazmış. Ne yaşamış? Cavit Çağlar çok önemli bir adam. Niye önemli? İş adamlığı yapmış, siyasetçilik yapmış, hapse girmiş, banka kurmuş. Bir sürü şey geçmiş başından. Dolayısıyla sizin hikayelere de ihtiyacınız var. Yani öğrenmeye ihtiyacınız var. Kendi deneyimlerinizden de yola çıkarak, başkasının deneyimlerinizi de cebinize koyarak yaşlanma yolculuğuna çıkmanız lazım. Başka üç temel şeye ihtiyacınız var. Bir,
hukuksal açıdan kendinizi planlamanız lazım. İki, nasıl yani? Yani sizin yasal çerçeve içinde kalmanızı sağlayacak bir sistematiği kurmanız lazım. Yani vergilerinizi zamanında ödemeniz için bir mali danışmana ihtiyacınız var. Yasal prosedürleri yerine getirmeniz için bir hukuk danışmanına ihtiyacınız var. Ve tabii kendinize karşı sorumluluğunuzu yerine getirmeniz için de bir doktor danışmana ihtiyacınız var. Onun için eskilerin ailelerinde Nefise Hanım bir müdavi doktorluk vardı. Müdavi demek devamlı demek. Devamlı değil mi? Evet. Eski Osmanlıca'da bir şeyin başına mü gelince onu yapan anlamına gelir. Yani mübaşir demek ifşar eden, çağıran demek ya da mütehassıs demek tehassüs etmiş yani eğitim görmüş demek. Müdüre demek veya müdür demek idare eden demek. Bir devamlılık arz etmesi evet. gerekiyor. Devamlı bir doktorunuz yoksa siz başınız ağrıyınca birine sorup birine baş ağrısı doktoruna gözünüzde bir şey olunca falan ayvayı yersiniz. Sizin bütün bu sistematiğinizi yöneten eğer bir sağlık organizasyonunuz bir doktorunuz varsa o sizin en doğru en verimli sağlık yararıyla çıkacağınız bir sağlık organizasyonunu kurması lazım. Tabii beni ilgilendiren kısmı ben hukukçu değilim. Mali danışman da değilim. Ama insanların sağlığın hastalık tedavisi için değil, sağlığı korumak için lazım olan bir danışmanlık almak gerektiğinin birinci planda olması bizim için önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. O zaman belki işte sağlıklı yaşlanabilirsiniz ya da yaşayabilirsiniz. Ha o zaman hedefiniz de varsa ben 90'ı göreceğim hocam, 100'ü göreceğim hocam, istiyorum falan diyorsanız bunu hak eden birisi olmanız lazım. Yani genetik mirasınız, benim annem 80-90 sene yaşıyordu dedik, yaşadı diyorsunuz bana ya da çok karşılaşıyorum ben. Evet. Hocam diyor benim babam 100 sene yaşadı diyor. Benim anneannem senin öyle. Babanın fabrikası var mıydı? İş adamına sordum yoktu dedi. Ya bu kadar çok gayrisi var mıydı? Döviz meselesi bu kadar önemli miydi? Bu kadar çok işçi çalıştırıyor muydu yanında? Yani planlama için bunlara ihtiyacı yoktu. Baban Malatya'nın Pötürgesi'nde çalışan, köyde oturan bir adamdı. Koyunları, keçileri, bahçeleri, bağları vardı. Bravo. Doğal besleniyordu, doğal yiyordu, doğal yaşıyordu. O baba sen değilsin artık. O zaman senin farklı risklerin var. O risklere göre hayatını farklı planlaman lazım. Hayat değişti, insanlar değişti, kesinlikle. Sorunlar dolayısıyla değişti. Evet. Bir de baban kaç? 90 yaşamış ama babanın yaşadığı dönemde insanlar 60 sene yaşıyor. Şimdi herkes 90'ı görüyor. Herkes 80'i görüyor. Türkiye'de Cumhuriyet kurulduğu zaman daha önce söyledim size 52-53 olan ortalama yaş bugün 80'e yaklaştı. Çok şükür. Çok şükür. Ama o ya hayat Mozambik'te de uzadı. Her yerde uzadı. Mesele o hayatın içini doldurabilmekte. Tabii kariyer planlaması kadar ileriyi de düşünebilmek, yaşlılığı da düşünmek. Tabii ki. Tabii. Yani siz eğer yaşamınızın bu yaşlandığınız bölümünü yılda 60 milyon kutu antidepresan tüketmişiz biz geçen yıl Türkiye'de. Antidepresan hapla yaşayacaksanız o yaşamayı sorgulamanız lazım. Hastane kuyruklarında geçirecekseniz o yaşamayı sorgulamanız lazım. Yoğun bakımlarda, hastane odalarında, poliklinik sıralarında geçirecekseniz sorgulamanız lazım. Yapacak bir işin olmadığı zaman yaşlısındır. Dolayısıyla emekli de olsanız yapacak bir işiniz olması lazım. Bir şey yazmanız, bir şey çizmeniz, bir şey okumanız, bir şey öğretmeniz, bir şey anlatmanız, bir şey üretmeniz lazım. Bir amacınız olmalı. Bravo. Yani iki gaye. İkigai yani hayatın gayesi, Japonların ikigai felsefesi bu. Beni hayata bağlayan sabahleyin yataktan zıplayarak bile, hoplayarak bile olmasa bile keyifle uyandıran bir hedefim olması lazım. Bu birincisi. İkincisi bu hedefi gerçekleştirebilecek sağlığa sahip olmam lazım. Yani sağlam bir kalp, sağlam bir damar sistemi, sağlam bir akıl, sağlam bir böbrek, sağlam bir karaciğer yetmedi. Bu sistematiği yürütürken güncel ihtiyaçlarımı karşılayabilecek bir ekonomik geliri hala sürdürebiliyor olmam lazım. Çünkü 100 lira maaş alıyorsanız emekli olduğunuz zaman size emekliliği olduğunuz sistem 50 lira maaş vermeye başlıyor. Çalışmıyorsun kardeşim sen oturuyorsun ben sana nasıl aynı parayı vereyim diyor haklı olarak. O zaman sizin bir 50 lira daha kazanacak sistemi önceden kendinize öğretmeniz ve sisteminize sokmuş olmanız lazım. Yeni hayat devam ediyor. Şimdi yine konuşmanızın arasında dikkatimi çekti. Mikro egzersiz dediniz. Hep egzersizi konuşuyoruz ama biraz detaylandırmakta fayda var diye düşünüyorum. Nedir bu mikro egzersiz? Şimdi hepimizin yaptığı ortak yanlışlardan birisi şu. Egzersiz deyince aklımıza egzersiz salonu geliyor. Evet. Egzersiz salonu devamlılık sağlayan bir şey değil. Bütün dünyada artık bu egzersiz salonu meselesinin işin çözüm ortağı olmaktan çıktığını kabul ediyoruz.
Ama hepsi yine de hiç olmazsa zaten. Bir para verdiğiniz için biraz gitme ihtiyacı, yani mecburiyeti duyuyorsunuz belli bir süre. Egzersiz dediğimiz şey her an, her dakika, her saniye, her koşulda hayatımıza bizim monte edebileceğimiz bir şey. Mikro egzersiz o. Yani ben her gün 45 dakika yürümek zorunda mıyım hocam? Ya 45 dakika yürüme kardeşim, ama her 20 dakikada bir 5 dakika bir yürü. Veya her saat başı 5 dakika yürürsen 8 saatte zaten 5 kere 8 40 dakika yürümüş olursun. Bu da işe yarıyor. Ya da hocam benim onu yapacak bir halim bile yok diyorsan 1 dakika yap. 20 dakikada bir kalk yerinden ayağa. 20 squat yap, tekrar otur. O 20 squat yaptığın 20 squat 1 dakika süre alacak ama sana emin ol en az bir ay ömür ekleyecektir. Çünkü bu mikro egzersizlerin her biri yol, su, elektrik olarak, yani daha düşük tansiyon, daha kalp sağlam bir kalp, daha çok kas gücü, daha çok kemik gücü, daha az kemik erimesi, kas erimesi olarak sana geri dönecektir. Dolayısıyla squat yapmak, odanın içinde bir tur atmak, telefon, oturduğun yerde konuşma kardeşim, ayakta konuş telefonda, dolaşarak konuş telefonla. Toplantı yapıyorsunuz orada da, ayakta yap toplantıyı. Ya da bir şey okuyorken ayağa kalk, masanın üzerindekini ayakta oku. Çünkü oturur pozisyonuna geçtiğinizden 20 dakika sonra, çok değil 20 dakika sonra kalça kaslarınız insülin direncini göstermeye başlıyor. Dolayısıyla şeker insülin dengeniz bozuluyor. Ama ayağa kalktığınız zaman bu bozukluğu hiç yürümeseniz bile, sadece ayakta kaldığınız zaman da kas çalışmak zorunda kaldığı için %20, %30 insülin direncine karşı direnç kazanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla hayatta kal, ayakta kal. Ayakta kal, hayatta kal. Bizim için çok önemli. Neydi üşlememiz? Durma. Düşme, üşütme. İlk de ne var? Durma. Niye durmuyorsun? Yani hareket et kardeşim. Hareket berekettir. İşleyen demir ışıldar. Bizim atasözlerimizin hepsi oraya doğru yönlendiriyor bizi. Ama tabii o anlamda anlamıyoruz biz. Evet hocam. Peki yine soru cevap ilerleyelim. Buyurun. İsterim. Buyurun. Kabızlık beyni yaşlandırır mı? Kabızlık beyni yaşlandırır. Kabızlık ayrıca yaşlanmanın da işaretlerinden birisidir. Birincisi, kötü yaşlanan kişi olduğunuza işaret eder kabızlığınız. İkincisi, durup dururken ortaya çıkan 50'li yaşlarda can sıkıcı ve hızlı bir kabızlık ileride muhtemel bir Parkinson ya da Alzheimer'ın da işareti olabilir. Bir kenara not edin. Not edin. Çok enteresanmış bu söylediğiniz. Evet. Bir anda bir dikkatimi çekti. Peki, diyet içecekler ritim bozukluğuna yol açar diyebilir miyiz? Ritim bozukluğu bence en sonunda gelmesi lazım gelen şey. Diyet içeceklerin hepsinin çok fazla içindeki toksik madde, yani şeker yerine kullandığınız sahte maddeler nedeniyle sağlığınızı bozduğunu bilin. Bugün tansiyon yüksekliği, öbür gün sindirim bozukluğu, öbür gün alerji, öbür gün karaciğer hasarı olarak size döner. Doğru. Diyet içecekler, İçlerine koyduğunuz asilsulfam K nedeniyle, içine koyduğunuz aspartam nedeniyle ve içine koyduğunuz sakkarin nedeniyle, yani adı diyet ama kötü niyet. Adı niyet ama kötü niyet. Onun içerisindeki madde kötü. Şekersiz gazoz, şekersiz tonik, şekersiz kola içecek. Peki bu tat nereden geliyor kardeş? İçindeki kimyasaldan. Peki o kimyasalı ben tanıyor muyum arkadaş? Tanımıyorum. Yani o kimyasal soğan, sarımsak gibi doğada mevcut olan, benimle beraber doğanın içinde gelen bir şey mi? Hayır. Ben onu nerede yaptım? Fabrikada yaptım. Kimyasal. Kimyasal. Evet. Zehir. Şimdi ben etrafımda da çok gözlemliyorum. Uyanıyor insanlar, aç karnına kahve içiyorlar. Bu doğru mu değil mi? Net bir bilgi yok. Hı. Ama kahvenin içindeki kafein nedeniyle sizi daha hızlı duruma intibak etmeyi sağladığı, size daha kolay çözme imkanı sağladığı, daha kolay konsantrasyon ve çözüm üretme imkanı sağladığı kesin. Dolayısıyla çoğu insan sabah keyfi olarak kahveyi seviyor. O sabah keyfi olarak kahveyi sevenlerden biri de son zamanlarda ben de hoşlanıyorum. Aşk kahvenin kokusu bile insana bir keyif veriyor, hoşluk veriyor. Ha. Önemli olan burada sizin kafein duyarlarınızın olup olmadığı. İki, kafein duyarınız varsa aç karnı içtiğiniz kahve çarpıntı yapar. Aç karnı içtiğiniz kahve tansiyonunuzu yükseltir. İkincisi, reflünüzün ya da gastritinizin olup olmadığı. Reflünüz varsa aç karnı içtiğiniz kahve bütün bir gün sizi reflü ataklarıyla boğuşturur. Canınız çıkar. Ya da gastrit nedeniyle mideniz ağrıyor, toplantılara girer çıkarsınız. Boyuna hıçkırırsınız vesaire. Dolayısıyla kişiye göre değişir bu. Eğer reflünüz yoksa, kafein hassasiyetiniz yoksa aç karnına bir kahve içebilirsiniz.
Yine çok etrafımda da gözlemlediğim bir durum. Menopoz döneminde kadınlar hormon takviyesi almalı mı, almamalı mı? Diyelim ki hiç de bir şikayeti yok. Ben hormon almayayım diyebilir mi? Menopoz meselesi ile hormon meselesinin bu kadar çok gündeme gelmesinin birinci nedeni biraz önce konuştuğumuz mesele Nefise Hanım. Ömürlerimizin uzaması. Evet. Ömrümüz uzadıkça menopoz sorunlarıyla daha çok yüz yüze kalıyoruz. Daha çok boğuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Yani normalde biraz önce ne dedim? Cumhuriyet'in başlangıcında ortalama Türk kadını, Türk erkeği 52-54 yıl yaşıyordu. Evet. Menopoza giriyordu, 3 sene sonra ölüyordu. Bu o demek. Korkunç değil mi? 60 yaşındaysanız 10 sene menopoz. Şimdi siz eğer 90 sene yaşayacağım diyorsanız 40 sene menopoz. 50'de girseniz bile 40 sene. 40 sene menopoz demek, 40 sene menopozun getirdiği kemik erimesi, kas erimesi, bellek vesaire bir takım kilo, insülin direnci, menopozda insülin direnci de oluyor çünkü. Problemiyle karşı karşıya oluyorsunuz. Peki biz bununla olmamak için hormon mu yutmalıyız? Hayır. 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 Mecburiyetinde değiliz. Değiliz. Değiliz çünkü menopoza girmek fizyolojik bir olay. Fizyolojik bir olaya kimyasallarla müdahale etmek yanlış. 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 Çünkü anlaşıldı ki başlangıçta o piyasaya hızlı bir şekilde 70'li yıllarda ilaç endüstrisinin sürdüğü yapay östrojenler kadınları meme kanseri yaptı. İşte bu sıkıntı. Yani %9'a yaklaşan rakamlardan evet, bahsediliyor. Bunların zararları. Dolayısıyla sizin hormon sistemine müdahale etmeniz öyle keyfi olarak şekerim ben daha iyi bir cildim olacak, saçlarım evet, daha sağlam olacak, ateş basması yaşamayacağım, sinirlenmeyeceğim, kızmayacağım, gece uykularım bölünmeyecek, terlemeyeceğim, yani menopoz belirtilerini yaşamayacağım, hı-hı, bunun için hormon alacağım, ben size derim ki yanlış yoldasınız. Çok önemli ve çok kısa süreyle kullanmanız gerekirse ve çok yakın bir takip altında bunu yapacaksanız çok güvendiğiniz bir kadın doğumcu bir dahiliye veya endokrinoloji uzmanıyla beraber belki. Ama ben yakın çevremdeki hiçbir tanıdığıma menopoz döneminde hormon kullandırmadım. Kullanmasını da tavsiye etmem. Kullanılmasını öneren bir kadın doğum uzmanı varsa saygı duyarım. Ama bana sorulursa ben önermiyorum derim. Burada bunu açık olarak beyan edebilirim. Yeni bir alan çıktı. Fonksiyonelciler diyorum ben buna. Fonksiyonelciler, fonksiyonel diyetisyenler, evet, fonksiyonel fizyoterapistler, fonksiyonel psikologlar, fonksiyonel doktorlar. Böyle bir doktorluk veya diyetisyenlik yok. Fonksiyonel olmayan bir şey zaten yoktur. Her şey fonksiyoneldir. Bir de onlar, şimdi fonksiyonel doktorlar, bioidentical hormon veriyoruz. Yahu sen kadın doğumcu değilsin, dahiliyeci değilsin. Hormonu yolda görsen tanımazsın. Hormonu yolda görsen tanımasın. Hayatında hormon hastalığı nedir görmemişsin, bilmiyorsun. Tiroidle östrojenin, tiroid beziyle. Tabii. Böbrek üstü bezindeki kortizolle östrojenin, projestanın nasıl etkilendiğinden bir habersin. Ne zaman ve ne ara sen bioidentikal hormon tedavisiyle menopoz tedavi etmeye kalkıyorsun ve ne hakla? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Yani doğrudan doğruya insan sağlığına müdahale ediyor. Doktorun verdiği her karar, doktorun verdiği her karar çok önemli. Hekim sözcüğü nereden geliyor biliyor musunuz? Biliyor musunuz hekim sözcüğü? Söyleyelim. Nereden geliyor? Ben de bilmiyordum. Süleyman Demirel rahmetli bana. Bana çok şey öğretti. Ne güzel. Siz de bizimle paylaşıyorsunuz. Evet. Peki buyurun, bana dedi ki verdiğin kararlara çok dikkat etmek zorundasın. Çünkü sen hikmetli bir adam olmak mecburiyetindesin. Ne alakası var dedim efendim. Dedi ki doktor, hekim, hakem ve hakim. Mahkemedeki hakim, maçı hekim, idare eden veya çözüm çözen hakem ve sağlığınıza dikkat eden hekim. Bunların hepsi dedi hikmet sözcüğünden üretilmiştir. Hekimin de, hakemin de, hakimin de hikmetli olması lazım. Yani verdiği kararlarda maneviyatı, iradesi, inancı içine katması lazım. Doğru söylediğinden, doğru yaptığından ve zarar vermediğinden nereye geldik yine? Primum nihil nocer. Emin olması lazım. Dolayısıyla ben bioidentikal hormon veriyorum deyip bir kadına hormon veremezsiniz. Verecekseniz de gidin kadın doğumcunuzla konuşun. Bioidentikal hormon, o da ne olduğu belli değil ya, alıp almayacağınızı sorabilirsiniz, dersiniz. Ben demem. Ama siz vermeye kalkarsanız bir dakika kardeşim orada kal derim. Çünkü doğru değil. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir takım insanlar mesela geçenlerde gazetede yazdım bu, ben onun için evet, söyleyebilirim. Buyurun. Longevity uzmanlığı. Longevity uzmanlığı diye bir uzmanlık yok. Evet, o şimdi yeni bir alan ya. Longevity uzmanlığı demek, tabii, ben masa üreticisiyim demek. Masa üreticisinin olabilmeniz için sizin önce mobilyacı olmanız lazım.
tahtadan, ahşaptan vesaireden anlamanız lazım. Bir iç mimariden anlamanız lazım. Designer olmanız lazım. Vesaire vesaire. Bunların hepsi bir araya gelip bu masayı yapıyorlar, biliyor musunuz? Bunun boyasını bir üretiyor, tahtasını bir üretiyor, altındaki civataları başka birisi üretiyor. Sonra siz masa fabrikatörü oluyorsunuz. Siz longevity uzmanı olamazsınız. Longevity alanındaki ekip çalışanlarından biri olabilirsiniz. Ben longevity'nin iç hastalıklarıyla ilgili kısmıyla meşgulüm ama nöroloji kısmından anlamam. Nereden anlayacağım? Psikolojisiyle hiç ilişkim yok. Ama benim longevity konusunda psikolojisini beraber yürüttüğüm insanlar olması lazım ekibimde. Benim beslenme uzmanlığım yok. Mutlaka benim bir diyetisyene ihtiyacım var. Yaşlanma sürecindeki beslenme problemlerini sırtlanan bir diyetisyene. Ve mutlaka bir egzersiz uzmanına ihtiyacım var. Bu benim televizyonda programda anlattığım 3 tane egzersiz lafıyla bu iş çözülmez. Bir egzersiz uzmana da ihtiyacım var. İşte longevity o. Yani çevrenizde sizin, bütün sizin sahip. İyi hayatınıza, bravo, hizmet edecek ruhunuza, bedeninize, kalbinize, tabii, gözünüze, kulağınıza, yani bütün ben kulak burun boğaz uzmanı değilim ama sağır bir adamı sağlıklı yaşlandıramazsınız. Yani duyması azalan birinin beynine giden uyarılar azaldığı için daha erken buna. Kulaklık takmıyor çoğu yaşlı insan. Çok üzülüyorum ben. Baston taşımıyor çoğu insan. Çok üzülüyorum. Düşüyorlar ondan sonra. Evet. Ya da beyinleri daha erken gidiyor. Dolayısıyla biz sağlık ekibi olarak çoklu bir ekibiz ve hep beraber hizmet üretebiliriz. Evet. Dolayısıyla soruyu çok uzatmam ama çok güzel bir pas attın bana. Teşekkür ederim. Menopoz döneminde hormon kullanımı ile ilgili bir ara dediler ki belleği daha iyi koruyor. Anlaşıldı ki daha kötü oluyor. Hormon kullananların belleği daha kötü oluyor. Bir tek bana göre işe yaradığı yer var. O da çok lazım değil. Başka şekilde biz onu hallediyoruz. Kemik erimesine engel olabiliyor. Kemik erimesi. Hormon kullanımı kemik erimesini, kemik kaybını yavaşlatabiliyor. Ama ve lakin onun da elimizde o kadar çok silahı var ki Osman Cüneyt'in her 20 dakikada bir 20 squat yap kemiklerin erimesi. Doğal yollardan da koruyabilir. Evet. Peki menopozu geciktirmek mümkün mü ve doğru mu? Mümkün ama doğru değil. Neden? Yani menopoza girmesi yakın olan bir hanıma siz rahimine hormonlu şey takarsanız, bir koruma aracı takarsanız menopozu 55'e kadar, 60'a kadar uzatabilirsiniz. Ama o beden 60 yaşında, 70 yaşında hormonu taşır mı? O bir soru işareti. Evet hocam. Bunu bizim imalat şartnamemiz belli. Çocuklarımızın, hanımefendilerimizin, kız çocuklarımızın 13-14 yaşında ilk adetlerini görmeleri. 45'ten sonra 50'ye yakın, hadi 52 neyse 53, o doğal adet veda etmeleri gerekiyor. Başka bir yolu yok. Ona göre dizayn edilmiş sizin kaşınız, gözünüz, beyniniz, damarlarınız ve bütün sistematiğiniz. Evet. Hocam reflü ilaçları zarar verebilir mi? Kullanılan reflü verebilir ilaçları. Veriyor. Kontrolsüz kullandığınız zaman çok verir. En masum olanı sodyum alginattır. Alginik asitle sodyumun birleştirildiği bu reflüsü olanların yemeğin üstüne içtikleri bir şurup var ya da yuttukları bir hap var. Ama sodyum yükü var. Tansiyonunuz varsa patlatır tansiyonunuzu. En masum bu. Bir de daha kötüleri var. Hidrojen pompası baskılayıcılar var. Pompa baskılayanlar. Yani yemeğin önünde aldığınız reflü hapları. Bunlar tabii midede hidrojenle klorürün birleşmesi ve hidroklorik asit, mide asidini yapması lazım. Bu hidroklorik asitin yapımını blok ettiğiniz zaman bir, midedeki asit sıfırlanıyor. Mide asidi sıfırlanınca aldığınız gıdaların içindeki mikroplar midenizde ölmüyor. Dolayısıyla mikroplar bağırsağınıza geçip sizi hasta edebiliyor. İki, midedeki asit azalınca B12 emiliminiz bozuluyor. B12 eksikliği ortaya çıkıyor. Folik asit eksikliği ortaya çıkıyor. Başka midedeki asit azalınca magnezyumu da ememesi hale gelebilirsiniz. Demiri bile ememesi hale gelebilirsiniz. Dolayısıyla biraz önceki söylediğimiz nasıl hormonumla oynam arkadaş. Evet. Midemle de çok oynamamam lazım. Çok gerekliyse gastroenterolog beni belli bir süre H2 reseptör blokörü verebilir. Ama al bunu senin ömür boyu yut. Bu da doğru bir iş değil. Menopoza girmek fizyolojik bir olay. Fizyolojik bir olaya kimyasallarla müdahale etmek yanlış. Yanlış. Çünkü anlaşıldı ki başlangıçta o piyasaya hızlı bir şekilde 70'li yıllarda ilaç endüstrisinin sürdüğü yapay östrojenler kadınları meme kanseri yaptı. İşte bu sıkıntı. Yani %9'a yaklaşan rakamlardan bahsediyor. Bunların zararları. Dolayısıyla sizin hormon sistemine müdahale etmeniz öyle keyfi olarak şekerim ben daha iyi bir cildim olacak, saçlarım daha sağlam çok olacak, hızlı ateş basması yaşamayacağım, sinirlenmeyeceğim, kızmayacağım, gece uykularım bölünmeyecek, terlemeyeceğim, yani menopoz belirtilerini yaşamayacağım, bunun için hormon alacağım, ben size derim ki yanlış yoldasınız.
çok önemli ve çok kısa süreyle kullanmanız gerekirse ve çok yakın bir takip altında bunu yapacaksanız çok güvendiğiniz bir kadın doğumcu bir dahiliye veya endokrinoloji uzmanıyla beraber belki. Ama ben yakın çevremdeki hiçbir tanıdığıma menopoz döneminde hormon kullandırmadım. Kullanmasını da tavsiye etmem. Yeni hayat devam ediyor. Hocam şimdi el uyuşmasının nedeni nedir sizce? Sebebi nedir? Pek çok sebebi var. Benimle yani dahili uzman olarak beni ilgilendiren alan el uyuşmasında daha ziyade nöropatik bir el uyuşmasıysa ya da boyunda bir boyun fıtığına bağlı sinir köküne, radikisine, sinirin kök kısmına yapılan bir basit nedeni ise bu el uyuşturur. Ama hiç alakasız burası sağlamken kolunuzda tam şu parmaklarımızı oynatan sinirin geçtiği tünel var. Karpal tünel, karp el demek, el tüneli. Tünel daralırsa mesela şeker hastalığı nedeniyle, mesela romatizma hastalıkları nedeniyle eliniz uyuşur. Evet. Yani uzmanın hiçbir şekilde boynunuzdaki fıtıkla alakası yoktur. Dolayısıyla magnezyum eksikliğinden de uyuşabilir. Potasyum B12 eksikliğinden dolayı da uyuşabilirsiniz. El uyuşmasının çözümünde bir ekip çalışması gerekir çoğu zaman ama tecrübeli bir hekim daha konuşurken işin nereye gideceğini tahmin eder. Yani elin mi uyuşuyor sadece yukarıya vuruyor mu? Yukarıya vuruyor ama şuraya kadar vuruyor. Karpal tüneldir büyük bir ihtimalle. Elim uyuşuyor ama şu iki parmağım uyuşuyor. Üçü uyuşmuyor. Karpal tüneldir. Ama bütünüyle beraber omuzdan itibaren uyuşuyor hocam. Bazen boynuma da ağrı giriyor. Boynum tutuluyor derseniz o boyun fıtığıdır filan. Biraz daha branşlara göre nereye biraz önce söylediğim el müdavimi bir hekiminiz varsa siz o doktorunuza telefonda bunu sorduğunuz zaman o sizi ilk göndereceği yeri belirler. Önce bir ortopediste mi, bir nörosürjiste mi, bir nöroloğa mı yoksa bir dahiliye mi gideceksiniz? O sizi yönlendirir. Bir de böyle göz seyirir ya arada ya da bir el parmakta da olur. Bu seyirmenin, fasikülasyon, tıbbi adı. Bu seyirmenin nedeni nedir? Neden olur? Bir şeyin belirtisi nedir? İstemsiz kas hareketlerinden dolayı olur. Yani kasın ihtiyaç duyduğu besinlerde bir eksiklik varsa ki kasın temel ihtiyaç duyduğu besin deyince kalsiyum, magnezyum, potasyum, B12 aklımıza geliyor. Öncelikle. Burada bir arıza varsa seyirme olur, fasikülasyon olur. Bunun dışında bazı nörolojik hastalıklarında ilk işareti olabilir o. Ama hiç alakası bir şey daha söyleyeyim. Mesela gözünüz çok seyiriyorsa görme bozukluğunuz başlıyor olabilir. Gidin bir gözcüye, gözlük taktığınız zaman seyirmeleriniz kaybolabilir. Dolayısıyla hepsi için farklı şeyler düşünmek lazım. Evet. Sigara kalp ritmini bozar mı? Sigara sağlığa zararlı. Evet. Bunu altını sigara çiziyoruz. Sigara sağlığa zararlı. Sigaranın temelde 3 tane zararı var. Bu sigarayı bir yuvarlak kağıda sarılı tütün gibi düşündüğünüz zaman bir, o sigarayı yaktığınız zaman kağıt yanıyor. İçinize çektiğiniz zaman o yanan kağıttaki karbon monoksiti çekiyorsunuz. O karbon monoksit kalp ritmini bozan birinci madde. Karbon monoksit yani bir nevi mangaldan nasıl zehirleniyor insanlar. Karbon monoksitin çoğu siz uyutarak zehirler ve ölürsünüz. Tabii Allah korusun. Evet. Birinci zararı o. Kalbi onun için bozar. İkinci zararı sigaranın içindeki odunun yani tütünün oluşturduğu is, pis, zifttir. Yani kalıntı madde. Solunum yollarınızı tıkar. KOAH yapar. Kronik obstrüktif yani tıkayıcı akciğer hastalığı. Nefes alıp veremezsiniz. Sigaranın üçüncü zararı nikotin. En önemli zararlarından birisi de o. Nikotin ağzınıza girdiği andan itibaren dönüştüğü yapılar nedeniyle hem ağız, dil kanserlerine hem de vücuttan çıkarken böbrek yoluyla çıkıyor. Mesane kanserlerinin en önemli nedenidir nikotin. Sigara içenlerde görülen, en sık görülen kanserlerden biri mesane kanseri o nedenle. Evet. Yüksek şeker bunamayı tetikler mi? Tetikler tabii ki. Yüksek şeker bunamayı tetikler. Çünkü neden? Beyin şekersiz de yapamaz. Fazla şekere de dayanamaz. Glikozilasyon yani glikasyon dediğimiz süreçler beyin damarlarında daralmaya, dolayısıyla nöronlarımızın ihtiyacı olan oksijeni ve besin maddelerini beynine ulaştırmakta zorlanmaya başlamamıza yol açar. Ne kadar çok şekerlenmişseniz, yani mesela şeker hastalarının bunama ihtimali, ayarsız şeker hastalarının, yani şekerini ayarlamayı beceremeyen şeker hastalarının bunama ihtimalleri şeker hastası olmayan birinin bana göre 3-4 katı daha fazladır. Daha erken bunama yaşına
girersiniz. Niye? Çünkü damar sertliği nedeniyle. Çünkü nöropati nedeniyle ama esası damar sertliği tabii beyinde olduğu için. Dolayısıyla ne kadar çok yüksek şekeriniz varsa o kadar çabuk bunarsa. Hatta Alzheimer'a biliyorsunuz tip 3 şeker adını verelim diyenler de çıktı. Çünkü şekerlenmeyle Alzheimer hastalığı bir bağlantı var. Ne kadar çok şekerlenirseniz, ne kadar çok beyniniz insülin şeker dengesini bozmuşsa o kadar çok Alzheimer riski yüksek demektir. Potasyum azalması tehlikeli mi? Tehlikeli. Neden? Potasyum çok dar hudutlar içinde Nefise Hanım dengede tutmak mecburiyetinde olduğumuz bir elektrolit, bir madde. 3,5'un altı, 5,5'un üstü çok büyük risk. Dikkat edersen evet. Sadece iki rakam var. 3,5'un altı, 5,5'un üstü. İdeali 4,5. 4,5'te kaldığınız zaman 4,2, 4,3, 4,5 fevkalade iyi. Potasyum, sodyum pompası hücrenin, ki hepimiz bir hücresel topluluğuz, hayatiyetini devam ettirebilmesinin olmazsa olmazı. Hücrelerin fonksiyonuna göre de bu hayatiyetin acil, kısa süreli, ölümcül ya da uzun süreli ve hafif olanları var. Kalp kası hücrelerinin kasılabilmeleri, kalp kasının kasılabilmesi için gerekli olan elektrik üretiminin oraya ulaşabilmesi için potasyuma ihtiyacınız var. O nedenle kalsiyum ve potasyum bu ikili çok iç içe çalışan bir şey. Kalsiyum eğer eksilirse sistolde yani kasılmada bozukluk, potasyum eksilirse diastolde fonksiyon bozukluğu. Yani kalbin gevşemesinde bozukluk olur. Dolayısıyla kalp gevşeyemez, damar gevşeyemez. Düşük potasyumla sağlığımızı sürdüremeyiz ama çok daha acil tehdit aritmidir. Ritmi bozulur sistemin. Kalbiniz tik tok tik tok tik tok atmaz. Duraklamaya, atlamaya, kafası karışmaya başlar. Peki yine yumurta ile ilgili bir soru soracağım. Yumurtayı tavada mı tüketmek yoksa rafadan mı tüketmek? Yine yakmayı yakarsınız. İdeali rafadan. Rafadan. Rafadan yumurta daha akıllıca ama yumurtayı çok fazla yakmadan peynirle, bir tereyağıyla, zeytinyağıyla vesaire sebzelerle birleştirerek menemen yerseniz çok başınız sıkıntıya girmez. Evet, değil mi? Bir de hatta pişmiş oluyor o domates. Unla karıştırmayın. Biraz. Bütün mesele o. Evet. Unla karıştırmayın. Unla karıştırıp yakmayın. Evet. Un yandığı zaman yumurtanın tabirimi hoş görün ahlakı bozulur. Kimyası bozulur. Kemik sağlığı için hangi kuru yemişi tüketmek gerekir? Banko badem. Neden? Çünkü çok ciddi kalsiyum kaynağı var bademde. Yani cevize göre, fındığa göre, yer fıstığına göre, antep fıstığına göre badem çok daha yüksek oranda kalsiyum içeriyor. Çiğ mi tüketmek lazım, kavrulmuş mu? Çiğ. Bir farkı var mı? Banko çiğ. Banko çiğ. Neden? Çiğ ve hatta tuzlanmamış. Tuzlanmamış. Çünkü badem tüketirken benim tek amacım kalsiyum kazanmak değil. Kalsiyuma bir şey olmaz. Kavrulmuş bademde de kalsiyum aynen kalsiyum olarak kalır. Ancak bademin içindeki flavonoidlerden, yağlardan yanmadan faydalanmak istiyorsak, hani bizim için geçerli olan yakma yanarsın, bademi de badem yakıyoruz. Geçerli, garibanın haberi yok. Dolayısıyla yakmadan yiyin bu bademinizde, cevizinizde, fındığınızda. Peki keten tohumundan nasıl faydalanalım? Mümkün olduğu kadar sık faydalanalım. Bu bir numara. İki, özellikle menopozdaysanız çok iyi bir çözüm. Çünkü keten tohumunun içinde bitkisel östrojen de değil, bitkisel östrojenlerin akrabası ve benzeri olan lignanlar var. Ve menopoza bağlı ateş basmalarından, menopoza bağlı terlemelerden, sinirlenmelerden kurtulmak istiyorsanız günlük öğününüze 2-3 çay kaşığı keten tohumu kavurup veya kavurmadan toz haline getirip ekleyin. Öğüterek tüketmek. Evet. Ama eğer keten tohumu çok ciddi yağlı bir tohum biliyorsunuz. Evet, yağlı. Ama o yağın %60'a yakını da omega 3 yağı, bitkisel omega 3 yani alfa linoleik asit. Eğer o yağ perişan olmasını istiyorsanız keten tohumunu kavurmayın. Hemen öğütün ve oksitlenmemesi için kapalı bir kaba koyun, koyu renkli bir kaba koyun, cam kavanoza, ağzını hemen kapatın, hava dalmasın. Çünkü güneş ve oksit, yani oksitlenmeye omega yağları çok hassas. Kırılmış ceviz onun için acı olur kısa bir süre sonra. Evet, onun için cevizi hep taze kırın, yiyin deriz. Fıstığı elinizde kırın, öyle yiyin deriz. Fındık da aynı şey. Doğru. Ne kadar çok kırılmış, parçalanmışsa içindeki yağ o kadar çok okside olur, acır. Omega yağları çok çabuk oksitlenir, omega 3 yağları. Dolayısıyla keten tohumundaki omega 3'den faydalanmak istiyorsanız keten tohumunu yakmayın, kavurmayın. Havayla münasebeti olmasın ve mutlaka ağzı kapalı koyu renk kaplarda ve güneş ışığından uzak bir yerde saklayın diye söylememiz lazım. Keten tohumu çok ciddi bir bağırsak dostu. Bu konuşmamızın başında konuştuğumuz kabızlık meselesiyle mücadelede keten tohumu muazzam bir doğal kabızlık ilacı. Bir
çay kaşığı keten tohumuyla başlayın, salatanızı ekleyebilirsiniz, evet, çorbanıza evet. koyabilirsiniz toz keten tohumunu ya da yoğurdunuzu ekleyebilirsiniz. Için, evet. Birdenbire çok kullanmayın çünkü gaz neden? Yapar. Gaz bağırsağınızın yapar. Alışması lazım ona. Nedir günlük bir çay kaşığıyla başladınız, bağırsağınızın yumuşadığını hissetmediniz, iki çay kaşığına, üç çay kaşığına, bir yemek kaşığına kadar çıkabilirsiniz. Bir yemek kaşığını geçmenizi pek tavsiye etmem. Ha hocam ben bir yemek kaşığına kadar yoğurduma keten tohumunu öğütüp koyuyorum, hala yeteri kadar yumuşak tuvalette dışkılayamıyorum diyorsanız o yoğurdun içine keten tohumu ilave olarak iki tane kuru kayısı koyun efendim, böyle kuşbaşı doğrayın ilave edin. O keten tohumunun içerisine iki tane kuru erik siyah mürdümeriyi koyup ilave edin, çok daha fazla verim elde edersiniz. Evet. Şimdi belli bir yaştan sonra özellikle koşmayın deniyor. Koşmak kalbe zarar verir mi? Koşmak kalbe zarar vermez. Koşmak dize zarar verir. Aslında dize zarar kalp için kârdır. Yani öyle ne kadar mi? Çok kalbin performansını ölçülü bir şekilde kademe kademe arttırırsanız kalp o kadar çok kaslanır ve o kadar çok kaslandığı için de daha yavaş atar. Yavaş atan kalp daha uzun yaşar. Buna sporcu kalp diyoruz. Yani evet. sporcuların kalpleri genellikle 50 ile 60 arasında atar. Ama ciddi bir spor yaptıkları zaman. Tabii. O nedenle tabii ki düzgün koşmayı becerebilirseniz yani yavaş yavaş başlayarak. Yavaş yavaş başlamaktan da ziyade süre önemli. Süre çünkü önemli. Bizim koşmamızı genetik yapımız, hormonal yapımız bir şeyden kaçmak ya da bir şeyi kovalamak olarak algılıyor. Bir strese giriyor değil mi? Bravo. Vücut sizi koşmaya başladığınız anda evet. bu nefis hanım ya bir şeyden kaçıyor diyor ya da bir şey kovalıyor. Kaçmasına faydalı olmak için ben buna daha çok antrenalin ve kortizol pompalayayım diyor böbrek sürüsü. Ama bunu hep yaptığınız zaman hep stres altında kalırsınız. Bu nedenle maratoncular çok uzun yaşamaz. Ama ölçülü koşu ömrü uzatır. Bu kesin. Onun için HIIT dediğimiz aralıklı sprint yaparak yani 5 dakika yürüdün 1 dakika koş. 30 saniye koş. 10 dakika yürüdün. Bir dakika koş, 30 saniye koş, muazzam verim alırsınız. Hı. Bir de koştuğunuz zaman adımınızı, iki ayağınız birden boşta kalıyor ya, evet. havaya kalktınız. O koyduğunuz ayağa bütün vücudun ağırlığını yüklüyorsunuz. Koşmanın vereceği en büyük zarar dizdir. Diz eklemleriniz dayanamaz ona. Dolayısıyla evet. geçen bantları. Programlarda konuştuğumuz rocking onun için çok önemli. Ben hala büyük inatla yapıyorum. Evet. Yine yapacağım, bu hafta da yapacağım. Sırtıma ağırlık alacağım, onunla yürüyeceğim. Evet. Yani koşmanın getirdiği yükü, kendiniz dizinize basınç yapmadan rocking ile sırtınızın yükünü. Kaç kiloluk bir ağırlık alıyorsunuz? 4 ile başla, 6 ile çık, 8 ile çık. Ben 12 kilodayım şimdi. Öyle mi? Gayet de rahat yürüyebiliyorum 20 dakika. Peki şimdi günlük içmemiz gereken kahve ve çay oranı diye bir sınır var mı? Yok. Tansiyonunuz var mı, kalp probleminiz var mı değişiyor. Uykusuzluk probleminiz var mı değişiyor. Ama yani kalbiniz sağlamsa, tansiyonunuz yoksa, uykunuzu kaçırmıyorsa... O benim klasik kilo başına 5 miligramdan fazla kafein almayın. Çaydaki, kahvedeki temel problem kafeindir. Sözüm pek geçerli olmuyor. Ama eğer hassasiyetiniz varsa 5 değil, 2 miligram kilo başına aldığınız zaman bile sabaha kadar koyun saymaya devam ediyorsunuz. Uykusuz kalıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Son söz size ait. Buyurun hocam. Bugün konuya girerken yaşlanma planıyla girdik, longevity ile girdik. Yine oradan devam edelim. Evet. Bizi izleyenlerden benim ricam şudur. Bu programda bizim anlatmak istediğimiz şey iyi hayatın yol haritası. İyi hayatın sağlıkla ilgili tabii ki yol haritası. Ben hukuk tarafını anlatamam. Ama hepimizin bir yaşlanma planına ihtiyacı var. İyi yaşlanmak hepimizin hakkı. Ama hiç kimse cebimize bedavadan iyi yaşlanma hakkını koymaz. İyi yaşlanma hakkı biraz emek ister, biraz çaba ister, biraz fedakarlık ister, biraz da akıl yürütme ve faydalanmak için birilerinden fikir almayı gerektirir. Bunu unutmayalım efendim. Tüm bu değerli bilgiler için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık Yeni Hayat'ın sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olmak üzere efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.